Merhabalar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu haftada karşınızdayız. Değerli izleyiciler, malum bugün 10 Kasım ve Mustafa Kemal Paşa'nın vefatının 79. seneyi devriyesinde Mustafa Kemal Paşa'nın eğitim anlayışını konuşacağız inşallah bugün. Tabii söz konusu Mustafa Kemal Paşa olunca değerli izleyiciler biz bu konuyla ilgilenen bir uzmanımızla, bir mütehassısımızla bu konuyu enine boyuna istişare edeceğiz. Tabii konumuza başlamadan önce değerli izleyiciler, ben özellikle bugün sosyal medya ortamında gördüğüm bu lakayt cümlelerden bahsetmek istiyorum. Bu klavye delikanlılarının pervasızca, efendim fütursuzca işte Mustafa Kemal'i eleştiriyor olması, efendim Mustafa Kemal'in eleştirilerinin yanında ben Osmanlıcıyım diyor olması, ona karşılık Mustafa Kemal'i sevenlerin Osmanlı Devleti'ne karşı duruyor olması vesaire. Bunlar, ben de naçizane bir tarihçi olduğum için meselenin ucundan kulağından böyle bir şeyler de bildiğimiz için şunu ifade etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, bakın. Bugün bir Metehan ne ise, bir Kültigin, bir Bumin Kağan, bir Bilge Kağan ne ise, kim ise, Fatih Sultan Mehmet de odur, Tuğrul ve Çağrı Bey de odur, Yavuz da odur, Kanuni de odur, Atatürk de aynı şeydir ve hatta bugüne kadar getirin, bugün devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da aynı şeydir. Eğer biz meselelere tarihi bir perspektiften bakıp, bunlar bizim milli hafızamız demek istiyorsak bu insanları eleştirirken biraz daha edep, erkan ve üslup bilmemiz gerekiyor değerli izleyiciler. Bir hocam vardı üniversiteden, kulakları çınlasın, bizi izliyorsa ellerinden öpüyorum. Sefer Solmaz hoca derdi ki, arkadaşlar Türk toplumunda herkes tarihçidir, hele hele herkes ilahiyatçıdır. Sizi farklı kılan, insanların üzerinde, tarihi hakikatler üzerinde oluşturulan algının sizde olmamasıdır. Objektif olmanızdır derdi. İşte biz bugün objektif bakacağımız Mustafa Kemal'i konuşacağız değerli izleyiciler. Ben şuna da karşıyım. Anıtkabir'e gidip, Mozele'nin karşısına geçip, atam, sen kalk da ben yatam şeklinde bir cümlenin kurulmasına da karşıyım. Ya da sen olmasaydın olmazdık cümlesine de karşıyım. Evet, Mustafa Kemal Paşa ciddi bir liderdir. Bağımsızlığımızın kazanılmasında o altın zincirin en güçlü halkalarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanıdır ve bizim tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış müthiş bir liderdir. Ve biz bu lidere topyekün Türk milleti olarak saygı duymak zorundayız değerli izleyiciler. Ve bu zorundalıklarımızı da ifade ettikten sonra biz özellikle Mustafa Kemal Paşa ile ilgili görüşleriniz, özellikle Paşa'nın eğitim anlayışı ile ilgili sorularınız için Kanal 5 Ankara stüdyolarına telefonla bağlantı kurmanızı öneriyoruz. 0312 alan koduyla 287 1055 numaralı telefondan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Değerli izleyiciler, bugün Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden kıymetli abimiz yardımcı doçent doktor Seyfi Yıldırım hoca ile birlikte Mustafa Kemal Paşa'yı ve onun eğitim anlayışını konuşuyor olacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bütün tabii Mustafa Kemal Paşa'yı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun yanı sıra da sizin isabetle belirttiğiniz gibi tabii bizim büyük tarihimiz içerisinde yer almış olan bu milletin bugüne gelmesinde emeği olan bütün büyüklerimizden, şehitlerimizden, gazilerimizden de tabii bahsetmemiz gerekir. Bugüne gelmemizde hepsinin emeği, kanı, teri, çabası, gayreti
bulunmaktadır. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün yaşayan, geçen sene yaşadığımız o meşhum olaydan dolayı da hayatını kaybeden şehitlerimize, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Şehitlerimize de rahmet diliyorum. Bu millet çok şey gördü. Çok belalar atlattı. Tabii büyüklerinin sayesinde atlattı. O büyük liderler sayesinde onların etrafında toplanarak bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra daha belasız, daha sakin bir millet hayatı sürdürmeye imkan buluruz. İnşallah. Şimdi kıymetli hocam, siz tabii bu konuda uzmansınız. İnkılap tarihi üzerine gerçekten çok ciddi çalışmalarınız var. Ve biz de öğrenciniz olarak sizi takip ediyoruz, okumaya çalışıyoruz. Tabii programın açılışında da ifade ettiğim gibi hocam, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Osmanlı İmparatorluğu bakiyesi üzerine kurulmuş bir devletiz. Ve bu bağlamda şu anda var olan sistemimiz içerisinde işte bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na biz Osmanlı Devleti'nde efendim Şer'iye ve Evkaf Vekaleti diyebiliyoruz. Ya da işte bir Genelkurmay Başkanlığı'na Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti dendiğini okuyoruz, öğreniyoruz tarihten. Evet. Dolayısıyla bir devlet geleneği var ve bu gelenek itibariyle de süreklilik arz eden bir süreç söz konusu. Kesinlikle. Mustafa Kemal Paşa Selanik'te dünyaya gelmiş ve belli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmüş. Efendim o süreci herkes biliyor ki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kurucu cumhurbaşkanı olarak biz bugün biliyoruz, tanıyoruz ve yad ediyoruz. Osmanlı Devleti'nden cumhuriyete özellikle devamlılık arz eden eğitim hususiyetleri hocam. Yani Mustafa Kemal nasıl bir eğitim almıştı ve Mustafa Kemal'in almış olduğu bu eğitim özellikle yeni Türk Devleti'ndeki eğitim zihniyetine nasıl yansımıştı? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti deyince hakikaten bir takım insanlar belki bilgisizliğin de ya da ön yargıların da eseri olarak sanki bu devlet yerden sıfırdan çıktı, mantar gibi bir yerlerden patladı ve Osmanlı Devleti ile hiçbir bağı olmadı. Aslında devlete ebed müddet anlayışı vardır. Kabuk değiştirir ve devlet devam eder. Devlet kabuk değiştiriyor ve devam ediyor aslında. Ama eski devlet yapısının artık devam etmesi mümkün değil. Tarihi şartlarını artık doldurmuş, olgunluğuna ermiş. Dünya şartları artık onun yaşamasına, devam etmesine izin vermiyor. Çünkü 19. yüzyılda yaşanan ve tabii Batı dünyasında bilhassa yaşanan gelişmeler ve Batı dünyasının emperyalist anlayışı Osmanlı Devleti'nin yaşamasına imkan tanımamıştır. Aslında baktığınızda Sultan Mahmut'tan itibaren daha öncesine inmiyorum. Sultan Mahmut'tan itibaren Batı emperyalizminin Osmanlı'ya yoğunlaştığını görürsünüz. Fransa ile savaşıyorsunuz, İngiltere ile daha işte 19. yüzyılın başlarında işte Napolyon geliyor size Mısır'a saldırıyor. Sonra boğazlarınız efendime söyleyeyim uluslararası diplomasinin konusu haline getiriliyor ve 1841'de artık elinizden çıkıyor. Sonra 1854 Kırım Savaşı'nı yapıyorsunuz. Kırım Savaşı'nı yaparken batılı ülkelerin, büyük ülkelerin desteğini almak zorunda kalıyorsunuz falan. Yani Osmanlı Devleti'nin bütün göstergeleri artık zayıflayarak yukarı doğru çıkıyor. Yani 20. yüzyılın başına doğru ilerlerken hakikaten deposu boşalmış, artık ibreleri bozulmuş. Çünkü çok yoğun bir batı baskısı var. Bunun içerisinde buna rağmen en önemli devamlılıklardan birisi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modernleşmedir. Evet. Bu çok önemli. Yani bizim bütün devlet adamlarımız, Sultan 3. Selim'e de bakın. Sultan Mahmut, 2. Mahmut'a da bakın. Sonraki padişahlarımız, hatta Sultan 2. Abdülhamit Han. O da büyük bir modernist padişahtır. Son derece. Baktığımızda sonraki gelen yönetim hepsi modernisttir.
Bu anlamda çizgide hiçbir kopma yok. Ve eğitim, Ramazan Bey, bu devletin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e en büyük problemlerinden birisini teşkil etmiştir. Niye? Özellikle 1856 ıslahat fermanının altını çizmek isterim ben. Evet. 1856 ıslahat fermanıyla birlikte bizim eğitimimiz maalesef bir yabancı ve gayrimenkul, gayrimüslim tahakkümüne uğramıştır. Onu söyleyelim. Çünkü burada çok önemli bir nokta var tabii. Sultan Mahmud'dan itibaren devlet ve eğitim konusu çok önemli olmuştur. Devlet, önceki devlet yapısında kamunun eğitimi çok devlet yapısında yer almamış idi. Ama özellikle Batı devletlerinde 18. yüzyıldan itibaren kamu, yani devlet, vatandaşın eğitimini artık üstlenip bu konuda buna mahsus bir bakanlık, kurum, genel müdürlük kurup kamunun bir an önce eğitilmesine çaba göstermiştir. Bu anlayış 19. yüzyıldan itibaren modernist Osmanlı Sarayı'nın da en büyük meselelerinden birini teşkil etmiştir. Hatırlayacaksınız, Sultan Mahmud İstanbul'da ilk öğretimi daha o 19. yüzyılın başında çocuklara zorunlu hale getirmişti. Ha, uygulamaya gelince tamam, ideali olan yapılamadı ama bir modernist kafanın düşünceleri vardı orada. Ve çocukların muhakkak eğitim alması hususunda bir endişe taşıyordu Sultan Mahmud. Sonrakilerde. Sonra ne oldu? İşte Tanzimat dönemi, Tanzimat ve eğitim dediğimizde karşımıza, değil mi, bir sürü uygulama çıkacaktır. Yani şunu ifade ediyorsunuz. Ben tekrar altını çizmek için özür dilerim, lafınızı kestim. Orhun abidelerinde ben aç halkımı doyurdum, çıplak halkımı giydirdim cümlesinden biz tarihçiler, evet işte biz bu yüzyılda bile sosyal devlet ilkesine sahibiz, evet, diyebilmişiz. Evet. Ama orada ben cahil halkımı eğittim cümlesi yok. Evet, yok. 19. yüzyıl devlet telakkisinde, devlet anlayışında diyorsunuz ki sosyal devlet ilkesinin en önemli unsurlarından birisi kamunun eğitime müdahil olmasıdır. Evet. Bu nokta bütün 19. yüzyıl boyunca gelişerek Cumhuriyet'e intikal etmiştir. Ha, ne kadar oldu devlet eğitimi, ne kadar kontrol altına, işte o konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun. Eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Şimdi Tanzimat'la birlikte bu düşünce bizim devlet adamlarımızda, Osmanlı saray bürokrasisi, yani modernleşmeyi şimdi bizim dönemimizde anlatırlardı da biz bu sarayı çok böyle işte örümceklerle bağlı falan, işte çağın gerisinde kalmış, işte Batı'yı da hiç tanımayan, modernizmi bilmeyen falan insanlar olarak tanırdık. Halbuki tam tersine, topluma önderlik eden, etmeye çalışan bir Osmanlı sarayından bahsediyoruz. Son derece modern insanlar Batı'yı da tanıyorlar, fakat devletin içinde bulunduğu çıkmazlar o modernistlerin elini ayağını bağlamış. En büyük problemleri o. Yani bir hareket yapıyorlar, karşılarına toplumdan bir grup çıkıyor, işte kılıcını sallıyor. Başka bir hareket yapıyor, işte Mısır valisi ayaklanıyor. Elimizdeki para, pul, yani kamuya harcayacağımız paralar oraya gidiyor. Ama buna rağmen Tanzimat boyunca 700'ün üzerindeki öğrenci yurt dışına eğitime gönderilmiş. Çok sayıda öğrenci eğitilmeye, o devletin o günkü imkanlar içerisinde. Biliyorsunuz Mülkiye Mektebi açılmış, 1860'da Darülfünun açılmış, ondan sonra Darül Muallimler açılmış. Özellikle merak eden izleyicilerimiz için de, yani Osmanlı devrinde özellikle 19. yüzyıl çoğunluğu belgeler, Osmanlı eğitiminde modernleşme diye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün bir belge yayını var. Buradan da görüleceği üzere burada çok önemli ayakları var. Buradaki yer alan belgeler Osmanlı eğitimindeki modernleşmenin önemli ayak izlerini bize veriyor. Bakın Galata'da inşa edilen tıp okulunu veriyor. Mesela çok önemli 1863'te açılan Robert Kolej'in kuruluş çalışmaları, ondan bahsedeceğim, yabancı okulların tahakkümünden. Paris'te açılan Osmanlı Mektebi, bizim buradan gönderdiğimiz öğrencilerimizin orada kalmaları ve gözetilmesi için açılan, mesela İstanbul'da açılan Sanayi Mektebi, mesleki eğitim, teknoloji eğitimi, bütün devlet adamlarımızın o gün de endişesiydi. Bunların hepsi, bütün bu tecrübelerin ışığında Cumhuriyet döneminde yapılanları ele almak gerekir. Yani sanki
Hiçbir şey yoktu. Yeniden icat edildi. Sıfırdan Amerika keşfedildi gibi bir anlayışın bazı insanlarda, bazı kesimlerde etkili olduğunu görüyoruz. Yok öyle bir şey. Muazzam bir tecrübenin Osmanlı Devleti'nin bir tecrübenin aktarıldığını görüyoruz. Bunlar olmasa o kadar şeyi biz Atatürk döneminde yapabilme imkanımız yok. Bu altyapı olmasa. Evet. Ama o altyapıdan başka sakıncalı şeyler de geliyor. Ona temas edeceğim. Yani bu söylediklerim mesela burada çok önemli. Gayrimüslim özel okulların teftişi gibi bir belası var Osmanlı Devleti'nin başında. Eğitim öğretimde birliğin sağlanamaması söz konusu. Çünkü yabancıların açtıkları okullar ve gayrimüslim okulları devletin artık tamamen neredeyse denetim altına çıkmış. Zaman zaman devlet bunları denetlemeye çalışmış fakat bir türlü başarılı olamamış. Eğitimde tek dil bir türlü gerçekleşememiş. Hocam biz bu konuyla ilgili de bir istişare yapmıştık sizinle. Benim bir dergiye yazım vardı bununla ilgili. Evet. News Time dergisine. Pontus Rum Cemiyeti. Milli mücadelenin en ketum, en baş belası evet. cemiyetlerinden birisi. Kurucusu Merzifon Amerikan Koleji Müdürü. Evet. Kurucuları Merzifon Amerikan Koleji öğrencileri. Şimdi kardeşim, yani bakın eğitim konuşuyoruz. 15 Temmuz'da bir baş belası terör örgütüyle biz millet olarak karşı karşıya kaldık. Samanyolu kolejlerinden yetişmiş militanlar o uçakları uçurdu. Maalesef işte çok isabetle ben de ona temas etmek istiyordum evet. aslında. Aklın yolu birdir. Şimdi bakıyorsunuz. 1897'de bakın Osmanlı sınırları içerisinde azınlıkların ve yabancıların sahip oldukları okul sayıları Selahattin Arıbaş Hoca'nın kitabından azınlık okulları Rum okulu 4390 Ermeni 851 Bulgar 693 Yahudi 331 Sırp 85 Ulah 63 Katolik 60 Katolik 50 Yabancı okulları, yani bizim vatandaşımız olmayan ve yabancıların kurduğu ıslahat fermanıyla birlikte maalesef ıslahat fermanı için Mustafa Reşit Paşa onu kabul eden Ali Paşa için şöyle bir yorumda bulunur. İhanet etmiştir der. Islahat fermanı için. Islahat fermanı devletin sırtına Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir yük olarak gelmiştir. Cumhuriyet o yükü sırtından atmaya çalışmıştır. Bağımsızlığın Osmanlı Devleti'nin Türk'ün ve Müslümanların bağımlılığını beraberinde getirmiştir. Ve yabancılara, gayrimüslimlere, Hristiyan dünyaya maalesef tahakküm yolunu açmıştır. Maalesef demokratikleşme adı altında maalesef, yani o bir kambur maalesef. Kesinlikle. Maalesef. Mesela Amerikan okulu dediniz. Çok güzel bakın. Merzifon Amerikan Koleji milli mücadele döneminde basıldı. Biliyorsunuz evet. bulunan belgeler bir Amerikan ihanetini ve Rum ihanetini ortaya çıkardı. Yani okul adı altında Rumları kendi devletlerine kışkırtma yoluydu. Onlar şunu anlayabiliyorum. Hadi Rumlar onlar Hristiyan, bunlar bir Hristiyan unsur bulamayınca bu ülkede bu sefer maalesef bir Müslüman unsura, bir Müslüman topluluğa sirayet ettiler ve onu bizim aleyhimizde kullandılar. İşin en acı, en kötü tarafı da budur. Fransız bakın özür diliyorum hemen şeyden sonra Fransız 127 tane Fransız okulu var. İngiliz 60, Alman 22, İtalyan 22 vesaire daha var ama şunu söylemek istiyorum bu konuda. Zaman zaman Osmanlı devlet adamları bu okulların kapsam dışı kalmasından, kontrolsüz kalmasından son derece rahatsız oldukları için burada sırası gelirse onları bahsetmek isterim. Bunları kontrol altına almaya çalışmışlar. Fakat bir türlü başaramamışlar. Sultan Abdülhamit de dahil, Sultan Abdülaziz, Abdülmecid dönemleri de dahil bunları tekrar kontrol altına almaya çalışmışlar. Ama bir türlü o kapitülasyonları bizim insanlarımız sadece ekonomik olarak biliyorlar. Hayır efendim. Her alanda kapitülasyonlar ve dokunulmazlıkları vardı ve o dokunulmazlıklarını tam bir emperyalist anlayışla üzerimizde uyguladılar maalesef. İşte Cumhuriyet bütün bu kamburlardan kurtulma projesidir aynı zamanda. Yani yeni Türk Devleti'nin bir marif anlayışı oluşurken, bir eğitim anlayışı oluşurken siz ne kadar güzel akademik bir perspektifle
ikinci Selim'e kadar getirdik, ıslahattan aldık vesaire. Evet. Yani biz bir milli hafızaya sahibiz ve bu hafızayla yetişen bir Gazi Mustafa Kemal evet, var. Çok güzel isabet ettiniz. Evet. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın yetiştiği dönemlerde bakın devlet ne Ermeni patrikhanesiyle baş edebiliyordu ne Rum patrikhanesinin ortaya koyduğu devlet aleyhine ortaya koyduğu faaliyetlere engel olabiliyordu. Çünkü ıslahat fermanı o imkanları vermişti. Patrikler kayda hayat şartıyla görev başında kalabiliyorlardı ihanetlerine rağmen. Yani bunu tabi Mustafa Kemal Paşa'nın yaşadığı dönem ve yaşadığı mekan, doğduğu ve büyüdüğü mekanlar özellikle Balkan coğrafyası biliyorsunuz çok sayıdaki etnik grubun ve dini mezhepleri de farklı olan farklı grupların birbiriyle çatıştığı bir ortamda doğdu. Bütün bunları yaşadı. Ve Osmanlı Devleti bütün iyi niyetine rağmen Türk'ün de hoşgörüsüne yine taşıyarak bir Osmanlıcılık projesi yürüttü biliyorsunuz. Evet. Tanzimat bir Osmanlıcılık projesidir. Bunu devletin sonuna kadar yürütmeye çalıştı. Onların bütün ayrılıkçı hareketlerine rağmen, bütün bölücü hareketlerine rağmen, bütün katliamlarına rağmen Osmanlıcılık projesi bir bütün halinde kalabilmek mücadelesi hep verilmiştir. Burada tabii bundan cesaret alan ve kapitülasyonların da tabii kabartmasıyla oradan da tabii çok büyük destek alıyorlar. Maalesef Osmanlı devlet hayatında mesela 1876 Anayasası'nda Türkçe devletin resmi dili olmasına rağmen Osmanlı devleti içerisinde sınırları içerisinde cereyan eden eğitim bir türlü bir milli olamadı. İki bir müfredatı takip edebileceğiniz bir yapıya kavuşamadı. Bu çok önemlidir. Yani siz bir dil üzerinde anlaşacaksınız. Bağımsız bir devletin eğitim dili tek olur ve bunun üzerinden siz hayatiyetinizi devam ettirebilirsiniz. Dolayısıyla Osmanlı devlet adamlarının bu noktadaki çabaları hep boşa gitmiştir. Bakın 1869 Marif Umumiye Nizamnamesi biliyorsunuz. Burada Mekatibi Hususiye adlı 129. maddesinde bu okulların ruhsat alması, devlete karşı zararlı ders okutmamaları için ders programları ile kitaplarının tasdik edilmesi ve bunları uygulamayan okulların faaliyetlerinin durdurulması gündeme getirilmiş ama bir türlü uygulanamamış. Ve şunu da söyleyelim, hemen bir cümleyle oraya geçmek isterim. Bir arkadaşımızın yayınladığı Erzurum Hınıs'a dair o zamanki 1870'lere dair bir teftiş raporu yayınlanmıştı. Arkadaşımız bir makale olarak yayınlamıştı. Orada Müslüman okulları ile Ermeni okullarını karşılaştırıyordu. Bizim okullarımız son derece kötü şartlar altında. Kerpiçten yapılmış. Neredeyse bütün imkanlardan mahrum. Ama bir de Ermeni okulundan bahsediyor. Ermeni okulu, bütün okul öğretmenler, branş öğretmenleri var. Ve mükemmel bir taş binada yapılıyor. Dolayısıyla Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müslümanlarla gayrimüslimler arasında çok büyük dezavantajlarla devraldı Cumhuriyet bu toplumu Osmanlı'dan. Onu söyleyelim. Hem ekonomik olarak hem eğitim olarak çok eksiklerle devraldı. Yani onlar ticaret yaptıkları için, askerlik yapmadıkları için hep bu imkanları buldular. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa da etrafında bütün bu yaşananları görüyordu. Bunları yaşayarak gördüler ve bir türlü devletin tabii genç bir subay olduğunda da bunu gördü. O delikanlılık çağında da bütün bu tahakkümü, yabancı tahakkümünü özellikle Balkanlar üzerinde oynanan bu tahakkümü yaşadı. Dolayısıyla bütün bunlardan kurtulma ideali içerisinde yetişti o nesil. Kapitülasyonlardan kurtulmak, bu tahakkümlerden kurtulmak, tamamen milli ve bağımsız olabilmek hep o neslin idealleriydi. Mustafa Kemal Paşa da o ideallere sahip olarak, sonuna kadar sahip olarak hep o düşünceyle kendisini geleceğe hazırlayan bir kişiydi. Yani evet. Balkanlarda yetişmiş olmak bu anlamda Mustafa Kemal Paşa için çok ciddi bir itici güç olmuştur. Oradaki Rum din adamlarının, Rum cemaatinin, Bulgarların, efendime söyleyeyim, Sırpların
Müslümanlar üzerine tahakkümleri ve iki toplumun, yani özellikle Hristiyanlarla Müslümanlar arasında açılan o uçurumun hepsinin farkındadır Mustafa Kemal Paşa. Hepsini yaşamıştır. Ve yüzyılın sonuna geldiğimizde yabancı işletmelerin, sanayi işletmelerin ve ticaretin %95'i yabancıların ve gayrimüslimlerin elindeydi bu ülkede. Bunun çok dikkate alınmasını istiyorum. Biraz önceki şeyle birlikte, verdiğim okul sayılarıyla birlikte. Yani siz o kadar devlet olarak kamuya bu kadar eğitim götüremediniz. İmkanlarınız bir türlü ona çok istediğiniz halde yetmedi. Yani tabiri caizse hocam, adamlar, azınlıklardan bahsediyorum, dibe vurmuşlar. Dipten almış oldukları o fiziksel ivmeyle çıkmışlar. Yani bugün Osmanlı toplumunda evet ikinci sınıf vatandaştı onlar. Yani bir gayrimüslim eğerli ata binemez, kılıç kuşanamaz, Müslümanın evinden yüksek bir ev yapamaz, kaldırımın sağında yürüyemez vesaire vesaire. Yani evet. Adamlar ciddi bir baskı altındaydı ve o ivmeyle bir sosyal hareketlilik başlattılar. Şimdi o kadar güzel özetlediniz ki Mustafa Kemal Paşa nerede yetişti ve hangi şartlar altında yetişti? Bunu izleyicilerimizle çok güzel paylaştınız. Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Ve bu yetişme anlayışı devletleştikten sonra eğitime nasıl yansımış? Reklamlardan sonra da onu konuşalım hocam. Evet. Değerli izleyiciler, çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Aradan sonra tekrar Seyfi hocamla birlikte evlerinize konuk olacağız. Bizden ayrılmayınız. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, biz bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. seneyi devriyesi münasebetiyle Önce Eğitim programında Mustafa Kemal'in eğitim anlayışını konuşuyoruz. Ve bu bağlamda siz de görüşlerinizi ifade edebilmek adına Kanal 5 Ankara stüdyolarına 0312 alan koduyla 287 1055 numaralı telefondan bağlanabilirseniz sevgili yönetmenim Serdar sizi stüdyomuza konuk edebilir. Değerli izleyiciler, tabii program açılışında da arz etmiştim. Tekrar altını çizmekte, ifade etmekte kendimi mecbur hissediyorum. Mustafa Kemal eleştirmenleri ya da Cumhuriyet eleştirmenleri, Osmanlı eleştirmenleri, lütfen istirham ediyorum. Eğer eleştirilecek bir şey varsa bırakın o eleştirileri bizim akademisyenlerimiz yapsınlar. Bakınız, yıllarını bu işe vermiş bir hocamla, doçent doktor Seyfi Yıldırım hocamla biz Atatürk'ün eğitim anlayışını konuşalım dedik ve bu eğitim anlayışını konuşalım derken bakın 40 dakikadır yayındayız yaklaşık. Seyfi hocamla meselenin sosyolojik sınırlarını ancak çizebildik. Henüz eğitime yeni başlayacağız. Hocam, bilmiyorum hak veriyor musunuz? Yani tarihi değerleri gerçekten böyle bir saatlik yayında konuşabilmenin zorluğunu yaşıyoruz aslında, evet, şu anda. Evet, Ramazan Bey, öyle gerçekten biz bu sıkıntıyı biz de çok yaşıyoruz. Sosyal medyayı da kullanırım. Şunun için kullanıyorum, özellikle çok yanlış bilgilerle maalesef insanlarımız tarihi önyargılarını oluşturuyorlar. Ve maalesef bu tarih işi şu anlamda zormuş. Herkes tarihçi olduğu için bize pek yer kalmıyor. Yani böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ahkam kesmekle bilgi sahibi olmak arasında bizde çok derin bir uçurum var maalesef. Bunu artık bir bilgi toplumu olarak bunu bırakmamız lazım. Yani belgelere ve bilgiye dayalı okumak yok. Okuma seviyemiz maalesef toplum olarak son derece düşük. Hatta İran toplumundan dahi son derece düşük. 10.000'de bir kişinin düzenli okuma yaptığını duyarsak kısa cevaplarla, efendime söyleyeyim, kısacık bilgilerle hükmedip karşısındakiyle fikir tartışması yapan insanlarımız var. Bu fayda getirmiyor. Bilgisizlik bize son derece büyük zarar getiriyor. Hocam, bir izleyicimiz varmış hattımızda. İzleyicimizin görüşlerini alalım, sonra yine Atatürk'ün eğitim anlayışına devam edelim. Peki. Alo. Kapıyı kapat. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şu an yayındasınız. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Sağ olasın. Benim bir ricam var. Buyurunuz. Bu konu, eğitim konusunda
İyi akşamlar diyorum. Buyurun efendim, biz sesinizi alıyoruz sizin Mehmet Bey. Evet. Buyurun. Eğitim konusunda biz insanları biliyorsunuz, biz ışık donanımlıyız. Sadece ses ve dil değil. Dille bilme olsaydı yaradanımız ışıklarımızı, yani gözlerimizi yaratmaya gerek görmezdi. Dille bilme yokmuş meğer. Bu bilgiyi tüm insanlık adına sizinle paylaşıyorum. Sizin de paylaşmanızı istiyorum. Sizin aracınızla Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ulaşsın istiyorum. Eğitimimiz çok yanlış. Tıbbımız yine yanlış. Hukukumuz yine yanlış. Eğer bu ses ve dil görmeye yarasaydı, yaradan ışıklarımızı yaratmaya gerek görmezdi gözlerimizi. Anlıyor musun? Evet. Onun için bu bilgiyi paylaştım sizinle. Biz insanlar bilmek için yaratılmışız meğer. İbadet için de değil. Bilmek için yaratıldık biz. İnsanlar kandırılmasın istiyorum. Elbette. İbadet ettiğimiz Rabbimiz da diyor ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Değil mi Mehmet Bey? Evet. Biz bilerek, idrak ederek, yaşayarak ibadetimizi de yapacağız tabii. Düşünen akıllar, evet, düşünen akıllara ibrettir bunlar. Tabii. Ben bilgiyi sizinle paylaştım ama bilmeyenleri de Yaradan'ın bilmeye gerek görmez. Anlıyorsun? Evet Mehmet Bey. Biz de hislerinize... Böyle bir çağ, bilmeyenleri bilmeye gerek görmezler. Sana gerçek geldikten sonra, sen bilmemeye tercih etmişsen, o zaman Yaradan'ın senden de haberi var, benden de. Amen. Ben sizinle paylaştım. Ki. Yol göstericiyim ben sadece. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey yayınımıza bağlandığınız için. Ümit ediyoruz ki yetkililerimiz sizin bu cümlelerinizi de duymuştur. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa iyi akşamlar diliyorum. Evet tabii değerli izleyiciler, Kanal 5 Ankara stüdyolarına 0312 alan koduyla 287-1055 numaralı telefondan bağlantı kurabiliyorsunuz. Elbette programımız bir eğitim programı ve biz eğitime dair burada her hususu dilimiz yettiğince huzurlarınızda arz etmeye çalışıyoruz, arz ediyoruz. Elbette izleyicimizin de bazı fikirleri var. Onları beyan etti bizim aracılığımızla. Evet hocam, Mustafa Kemal Paşa'nın yetiştiği ortam dedik, evet, reklam arasından önce. Ve o ortamın Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu eğitim çerçevesine etkilerini konuşmaya başlayalım isterseniz. O kadar yabancı tahakkümü Osmanlı Devleti üzerinde genişledi ki bundan rahatsızlık duyan vatansever büyük bir kitle ortaya çıktı. Yani Sultan Abdülhamit bundan kurtulmaya çalışmıştır. Kapitülasyonlar daha işte yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra vicdanı olan, bu ülkenin vicdanı olan vatansever insanların rahatsızlık duyduğu bir olay olmuştur. Fakat bir türlü kurtulamamışızdır. Dolayısıyla bütün ağırlığıyla üzerimize çöken, vatanımızı da tasallut etmeye kalkan bu anlayıştan, bu uygulamalardan kurtulmak bu neslin en büyük amacı olmuştur. Milli olamıyorsunuz, bağımsız olamıyorsunuz, kendi kendinize karar alıp uygulamıyorsunuz. Muhakkak ya Rus elçisi devreye giriyor ya İngiliz elçisi devreye giriyor, bir şekilde size tahakküm ediyorlar. Dolayısıyla burada bağımsız olmak Atatürk'ün en büyük amaçlarının bir tanesi ve Atatürk değil sadece tabii, büyük bir kitlenin amacı bağımsız olmaktır. Onun için savaş olur olmaz, bunun Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz, bunu fırsat bilerek o günkü yönetim bir defa biliyorsunuz kapitülasyonları kafadan kaldırdı. Dedi ki ben kapitülasyonları kaldırıyorum. Bu hemen bir takım yabancı okulları da kapattı savaş ortamında. Çünkü onların ihanetleri malum, herkes biliyor zaten. Dolayısıyla hemen bu okulları kapattılar. Aynı uygulamayı bakın devlette devamlılık dedik ya. Evet. Hemen 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonra da zararlı faaliyetleri görülen bir takım yabancı okullar kapatıldı. Yani burada bağımsızlığımızı tehdit eden unsurların neler olduğu biliniyor. Osmanlı Devleti'nin çöküşünde etkili olan en önemli unsurlardan bir tanesi eğitimin bir türlü
milli olamayışıdır. Çok önemli bir etkisi var. Bütün bu faktörler. Yani devlet vatandaşına eğitim götürmek istiyor. Fakat bir türlü maddi imkansızlıklar, yabancı okulların, 1863'te Robert Koleji'nin mesela inşası falan çok enteresandır. Bomboş bir arazide 650 dönümlük bir yerde sadece Arnavutköy Kız Koleji'nin kurulduğunu görüyorsunuz. Mükemmel bir eğitim anlayışıyla görüyorsunuz ve siz bir türlü onun seviyesine çıkamamışsınız. Kendi kurduğunuz, 1860'ta kurduğunuz Darülfünun bir türlü çalışamıyor. Ve dolayısıyla bakın 1922'de Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir konuşma yapıyor. Bunu aktarmak istiyorum lütfen, izleyicilerimize. Lütfen buyurun, buyurun hocam. Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, ananat-ı milliyesine düşman olan bütün anasırla mücadele etmek öğretilmelidir. Biraz önce söylediniz, geçen sene bir ihanet yaşadık. İşte eğer milli eğitim bu yabancı anasırla mücadele edecek şuur veremiyorsa, yani bütün vereceğimiz pozitif bilimler yanında değerler eğitimi ve milli şuuru bizim aktarmamız gerekiyor. Milli şuur ilkesi 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat'ın en önemli meselelerinden bir tanesi. İkincisi de bu yabancı okulların artık devlet içerisindeki ihanetlerine son verilmesidir. Gerekçesinde de açıkça belirtilmiştir. Bu durum. Bu husus açıkça ortaya konulmuştur. Sonra biliyorsunuz işte itirazlar gelmiştir falan. Okullar denetlenmeye başlanmıştır. Biliyorsunuz ayrıyeten 1928'de bir özel yabancı okulunda 3 tane Müslüman kız öğrencinin Hristiyan olduğuna dair basında haber çıkmıştır. Bunun üzerine yer yerinden oynamıştır. Ve Türkiye gereğini yapmıştır. Bundan sonra bütün denetimi bu yabancı okullar üzerine gerçekleştirmiştir. Bütün amaç budur. Yani burada 3 Mart 1924'ün Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı dönemindeki diğerlerinden, vatansever insanlardan bir farkı yoktur. Bu bağlardan bağımsızlığımızı etkileyen bütün bu zararlı tahakkümden ülkeyi kurtarmaktır. Ve tabii başka neler var? Bu milli eğitimden Mustafa Kemal Paşa başka neler bekliyor? Çok zamanımız kalmadığını düşünerek hızlıca onları aslında buyurun, birkaç maddeyle evet. zikretmek isterim size. Bir, istikrarlı bir eğitimden bahsediliyor. Çünkü istikrarsız bir, evet söyledik, devlet eğitimi kontrol altına almaya çalışıyor. Kalkınmak için, bağımsızlık için, efendime söyleyeyim, her şey için bir kaliteli nesil yetiştirmenin çabasında. Hiçbir farkı yok Osmanlı ile Cumhuriyet arasında. Bu anlamda, bu anlayışta. Bir devamlılık söz konusu. Ve 3 Mart 1924 Osmanlı döneminde yapılamayan, yabancı tahakkümünden ve saldırısından dolayı yapılamayan o tahakkümlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bağımsızlığımızın eğitimde ilanıdır. Bütün eğitimi devletin kontrolü altına alan bir kanundur bu. Bu tarafını görmek gerekir. Bağımsızlık ilkesini ortaya koyuyor. Yani milli olacak, istikrarlı olacak, bağımsız olacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani Türk Devleti'nin, yerine kurulan Türk Devleti'nin bağımsızlık ilkesine kesinlikle zarar verecek bir yapısı olmamalı. Çünkü Lozan'da da biz onu dedik. Lozan'da bu konu çok tartışıldı. Türk kanunlarına riayet etmek şartıyla dedik. 3 Mart 1924 bir Türk kanunu değil midir? Ama bunu hazmedemediler. İşte mecliste bir Irak tezkeresi reddedilmiştir biliyorsunuz. Amerika bunu kabul edememiştir. Niye? Bizim bağımsız bir meclisimiz var. Bir meclis milletin iradesini oraya yansıtmıştır ve kabul etmemiştir. Buradan dolayı bizi suçlamışlardır. Aynı şekilde o zaman da Fransızlar. Nasıl kapatırsınız? İşte oradaki söylenen de şudur. Kardeşim okul şeyinde kilise işaretleri olmayacak. Tamamen laik esaslara göre çalışacaksınız denmiştir kendilerine. Tabii bunların hepsi biliyorsunuz batıdaki belli merkezlerden yönetilen ve bütün dünyada var olan okullardır. Onlar Türkiye'de artık şey yapamayacaklar için bir süre sonra bu okulları kapatmışlardır.
birçoğu kapatmak zorunda kalmıştır. Onların hayat kaynakları kurutulmuştur. Bilinçli bir şekilde. Çünkü çok büyük rahatsızlık vardır. Bir de istikrardan bahsetmek istiyorum. Eğitimimizin en büyük problemlerinden birisi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Eskişehir'de yaptığı bir toplantıda Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözü var. Bu konuyla ilgili. Diyor ki bir istikrar bir eğitim politikamızın olmadığı üzerinde duruyor. Bu yine belki de bugüne kadar belki yansıyan bir rahatsızlığımız, milli eğitim politikamızda bir eksiklik olarak düşünüyorum ben de. Ama o rahatsızlığın bir türlü giderilemediğini de buradan görüyoruz. 1923'te Eskişehir ziyaretinde söylediği bir söz. Bundan önce her Maarif Nazırı'nın bir programı vardı. Memleketin marifinde çeşitli programların tatbiki yüzünden öğretim berbat hale geldi. Efendiler, bu seyahatim sırasında görüştüğüm 25 yıllık bir milli eğitim müdürü memleketin çeşitli yerlerini dolaşmış, dediğine göre birbirine zıt birçok programlar almış, uygulamış ve uygulattırmıştır. Çünkü hükümete gelen her nazır kendine göre bir program yapıyor, onu uygulatıyor, bir müddet sonra başka bir nazır geliyor, onu beğenmiyor, başka bir program uygulatıyordu. Bu demek ki maalesef eğitim sistemimizin kronik bir rahatsızlığı, bugünün evet, rahatsızlığı olmadığının bir tarihçi olarak altını çizmek istedim. Evet. Siz de fırsat verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Ve Atatürk şöyle devam ediyor burada, çok önemli. Bundan sonra eğitimde izlenecek yol her an değişmeyen, belirli çizgisi olan bir eğitimdir. Bu eğitimden amaç, bilgi insan için bir söz, uygar bir zevk olmaktan çok maddi hayatta başarı sağlayan, pratik ve işe yarar bir araç haline getirmektir. Bir de ezberci mantığa da karşı çıkmış, iki uygulamalı eğitime çok büyük önem vermiş. Yani nazariyette kalan işlerin kimseye faydası olmadığını, bunun altını çizmiş. Ve milli eğitimde, adı bir defa milli eğitim. Bunun o günkü adı da milli eğitim. Çok önemli. Niye milli eğitim dendiği biraz önceki aslında açıklamalarımdan anlaşılmıştır. Milli eğitimin en önemli amaçlarından birisi de bilim. Bilimsel anlayışı geliştirmek ve bilimi ülkeye kazandırmak. Evet, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bu anlamda bir fark yoktur. Fakat bütün eksiklerin, yapılamayanların belki de işte o yapılamamanın öfkesinin de yansıdığı bir dönemdir. Yapılamamış bir sürü şey yapılmak isteniyor ama bir türlü merkezi kuvvet memleketin her tarafına güç artık getiremediği için, gücü zayıfladığı için yapamamış. İşte bu fırsat 3 Mart 1924'te Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte elde edilmiş ve bütün bu eksikler ortaya konmuştu. Diyor ki bilim ve tekniği versin fakat o kadar pratik ve zevkli versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun. Çünkü marifin gayesi sadece hükümete memur yetiştirmek değildir diyor. Ne kadar güzel. Hocam bakın marifin gayesi sadece hükümete memur yetiştirmek değildir. Şimdi ben 3 yıl önce yine Kanal 5'te önce eğitim programı yaparken KPSS'yi konuşuyorduk hocam. Evet. İzleyicimizin birisi bana sosyal medyadan bir mesaj atmış. Canlı yayın esnasında. Ben tabii gelen soruları falan eleyerek cevaplamaya ya da konuklarıma iletmeye çalışıyorum. Dedim ki, devletin görevi okutmak ama memur yapmak değildir. Evet. KPSS'ye bir yıl girdin, 2 yıl girdin, 3 yıl girdin, bırak zorlama kardeşim. Bu devletin zaruri görevi değil ki. Evet, herkesi memur olarak alması imkanı yok. Bana bir izleyicim demiş ki, ya Ramazan Hoca sen ne içtiysen bana da söyle de aynısından ben de içeyim. Sen nasıl bir kafayla konuşuyorsun? Evet, Eskişehir konuşmasında Mustafa Kemal Paşa devletin, marifin görevi devlet memuru yetiştirmek değildir. Girişken, efendime söyleyeyim, icatçı. Evet. Bunu da tabii çok güzel söylüyor. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın burada fakat o kadar pratik ve zevkli versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun. Şimdi bizim belki benim bir de kafamdaki bir hoca olarak bir kafamdaki proje var. Diyorum ki ya bir örnek proje yapsak bir yere. İşte bir bölge olsun, bir mahalle olsun. Orada bütün okulları oraya toplasak.
bir taraf yıldız tarafı lise, işte yıldızın bir ucu ortaokul, bir ucu ilkokul olsa, efendim, bunların ortasında kapalı spor salonlarımız olsa, yüzme havuzlarımız olsa, efendime söyleyeyim, bir öğrencinin, bir talebenin yetişmesi için gerekli bütün imkanları biz o çocuklarımıza sağlasak ve işte bakımsız, bahçesinde ağaç olmayan, son derece pis ve öğrencinin belki hatırlamak istemeyeceği bir okul olmasın. Bizim çok şükür bu imkanlarımız var. Biz o çocuklara verelim. Öğretmenlerimizi daha iyi yetiştirelim. Geleceğe umutla bakmanın en önemli yolu budur. Öğrenci ve öğretmen, tabii mekan belki şey olmayabilir ama ya mekan da önemlidir. Verdiğiniz imkanlar da önemlidir. Oradan atlet yetişecekse, sporcu yetişecekse iyi bir spor tesisiniz olmalıdır. Yani bizim başka yerlere harcayacağımız parayı biz eğitime, öğretmen olmak farklı bir şeydir. Eğitimcilerimizin işine müdahil olmak istemem ama iyi öğretmen birçok hayatı kurtarır. Birçok hayatı, girişken insanlar yetiştirebilmek, aydın insanlar yetiştirebilmek. Bizim milli eğitimimizin en önemli amaçlarının birisi bilim ve bilgi dedik. Bakın Mümtaz Turhan Hoca 1948'de bir tanım yapıyor. Çağdaşlaşmanın tanımını yapıyor. Bakın çok enteresan bir tanımdır. Bunu vermek isterim. Çünkü bizim bu ülkemizde bu çağdaşlaşmanın anlaşılmadığını hala 200 yıldır üzerinde uğraştığımız çağdaşlaşmanın anlaşılamadığını düşünüyorum. Diyor ki hoca, bilgiye ve onun hayata aktarılış şekli olan teknolojiye sahip olan, bakın teknolojinin tarifinde yapıyor. Bilgi ne yapıyor? Teknolojiyi aktarıyor. Teknolojiyi üretiyor. Yani 1767'de Avrupa'daki Watson kardeşlerin buhar makinesi var ya, evet. Sonra buharlı gemilere, efendim, lokomotife uygulanan, işte oraya işaret ediyor. Ve sonra bir üçüncü aşaması var. İnsan hak ve hürriyetini kanunlarla güvence altına alan ve uygulayan toplumlar çağdaş toplumlar oluyor. Bilgi hangi bilgi? Ezber bilgi değil. Bizim hatmettiğimiz ve ondan yorumlayarak, analizler yaparak yeni ürünler, yeni fikirler ürettiğimiz bilgi, bizim olan bilgi, yani damgasını vurduğumuz, artık bu Türk malıdır dediğimiz bilgi. Tabii biliyorsunuz, dünyada üretilen bilgi insanlığın ortak malıdır, medeniyetler. Toplumlar birbirine aktararak ne yaparlar? O medeni bilgiyi ne yaparlar? Transfer ederler birbirlerine. Onun için bütün insanlığın ortak malı denmesini de çok önemli. Yani Batı medeniyeti, o medeniyeti oluştururken İslam medeniyetinden faydalanmadı mı? Neredeyse bütün İslam eserleri batılı dünyaya çevrildi, batılı dillere, değil mi? Tabii. Ama ne yaptılar? Çevirdik, oturduk. Ya çevirdik, çok güzel şeyler yazıyormuş falan demediler, değil mi? Tefekkür ettiler, tartıştılar, deney, gözlem ve akılla onu tartıştılar. Onun için bizim Maturidi cihetinde bulunmamız bizim için büyük şanstır. Çünkü Maturidilik aklın kullanılmasını ön plana alır. Hiçbir şey görmez. Çünkü Allah insanı aklıyla yaratmıştır. Yani Francis Bacon daha 16. yüzyılın sonlarında bilgi güçtür diyor. Bunun farkına varmamız lazım. Tüketim güç değildir. Bizim modernleşme anlayışımızda böyle bir hastalık vardır. Maalesef. Çok esefle karşılıyorum. Marka giymek, çok tüketmek, efendime söyleyeyim. bu yüzden işte baktığın zaman İtalya modası Tanzimat döneminde İtalya mobilyalar gelir, Fransız mürebbiyeler gelir. Kimse kızmasın o döneme. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Belli bir marka, değil mi? Çoluk çocuğumuz dahil belli markadan taleplerimiz var, ısrarlarımız var. Bugün ne olacak? Biz dolayısıyla milli şuura sahip 3 Mart 1924 tarihindeki Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun öngördüğü şekilde o da milli şuurla bir nesil yetiştirmenin peşindedir o kanun. Bunun için çıkarılmıştır. Milli ve çağdaş olacak. Yani bizim insanımıza verilen hedef budur. Maalesef bunu gözden kaçırdık. Tabii fikri
hür, vicdanı hür, irfanı hür. Böyle bir insan, böyle bir nesil ancak üretici olabilir. İşte bir devlet kapısına gireyim de efendime söyleyeyim, bununla iş yürümez. Batılı toplumlar nasıl üretiyorlarsa onu üretecek nesilleri yetiştirmemiz lazım bizim. Yoksa sonumuz Osmanlı'dan daha beter olur. Bizim bunu yapmamız lazım. Bizim her şeyden önce, bırakın bütün diğer alanları, milli eğitim dediğim tırnak içerisinde bunu başarmamız lazım. Bizim toplumumuzu kurtaracak olan, bu milleti kurtaracak olan milli eğitimdir. Her şey, milli eğitim neyi getirecek? Bilgiyi ve bilimi getirecek. Hangi bilgi? Biz yoksa bugün işte satın alıyoruz. Değil mi teknolojiyi, o bilimin ürettiği, Mümtaz Turhan Hoca'nın, rahmetlinin ifade ettiği, o değil ki bizden istenen. İşte yerli malı araba yapmaya çalışıyoruz değil mi? O teknolojide evet. Ön plana geçmeye çalışıyoruz falan. Bir de artık tabii Osmanlı'dan Cumhuriyet'e en önemli devamlılık eğitim içinde cehaletin yenilmesidir. %1927'de Kamil Jacquard'ın, Belçika'dan çağrılan Kamil Jacquard'ın yaptığı o modern istatistik bize %7 gibi bir rakam veriyor toplumda okuma yazma oranını. Bu çok düşük bir rakamdır. Yani aynı tarihlerde batılı toplumlarda bu %70'in üzerine çıkmıştır. Biz de onda biridir. Aradaki farkı göstermek için söylüyorum. Evet. Çok önemli. Dolayısıyla milli eğitimin hedefi bilgili bir toplum ortaya çıkarmak ve bu kara cehaleti yenebilmek. Kara cehalet. Bakın din eğitimimiz de var. Bugün bile var. İşte bir sınıfta sorduğumuz zaman ya işte bugün belli seviyeye geldik. Herkes okuma yazma biliyor. Kur'an'ın Türkçesi ya da Arapçasını kaç kişi okudu dediğimde inanın başlar yerde. Yani dini bilgimiz de son derece zayıf. Sarıldığımız dini bilgimiz de zayıf. Maalesef alana ait, pozitif bilimlere ait maalesef. Halen de 1923'ün Türkiye'sini düşündüğünüzde Mustafa Kemal Paşa'nın amacının ne olduğunu orada görüyorsunuz. Büyük bir cehalet var ve bu cehaletin muhakkak yenilmesi gerekiyor. Hocam gerçekten konuşulacak o kadar çok şey var ki ama yönetmenim artık bitirmemizi istiyor ısrarla. Ben de tüm opsiyonlarımı kullandım ısrarla. Yaklaşık bir 3-5 dakikada açtık. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten anlamlı bir günde çok anlamlı bir konu konuştuk. Yani belki Gazi Paşa'nın en değer verdiği, en önem verdiği meselelerden birisini bugün böyle küçük küçük satır aralarıyla konuştuk. Maalesef zamanımız bu kadardı. Evet, zamanımız yetmediği için. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii rahmetle tekrar yad ediyorum Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı. Böyle bir milli ve bağımsız bir eğitimle büyük bir toplum, nitelikli bir toplum yetiştirmenin azabını çekmiştir. En büyük uğraşısı eğitimdir. Tekrar rahmetle yad ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet, değerli izleyiciler, Önce Eğitim programında kıymetli hocamız doçent doktor Seyfi Yıldırım ile birlikte yine ismimizle müsemma olan bir konuyu konuştuk. 10 Kasım olduğu için Atatürk'ün eğitim anlayışını burada vaktimiz yettiğince sizlere ifade etmeye çalıştık. Tabii yönetmenimiz Serdar Mustafa Kemal Paşa'nın sevdiği türkülerden birisi olan Manastır Türküsü ile programımızı kapatacak. Biz de bu vesile ile Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında bu vatan için, bu millet için canını vermiş şehitlerimize, gazilerimize, vatan için mücadele eden milli mücadele kahramanlarına, Mustafa Kemal Paşa'sından tutun da Karabekir Paşa'ya kadar, Cemal Paşa'ya kadar, Eşref Paşa'ya kadar hepsine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Onlar bu millet için gerçekten üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaptılar ve biz de inşallah bu milletin mayasına has özellikler olan özelliklerimizle
çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor diyoruz. Önümüzdeki hafta saatler Cuma günü yine 21.45'i gösterdiğinde biz Kanal 5 ekranlarından önce eğitim demeye devam edeceğiz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu yurdun kızları hepsi de çınar.